Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin bizlere ibret dolu güzel bir sohbetinden bahsetmek istiyorum. Yine kıssalardan hisseler çıkarıp kendimizi tanımanın, nefsimizi tanımanın, Allah'a daha layık kul nasıl olabiliriz? Bunları beraber düşünüp konuşmaya gayret edeceğiz. Şimdi iki ayrı alem. Ahırdaki Ceylan diye bir kıssası var. Mevlana Hazretleri Mesnevisinde bu kıssayı paylaşmış. Avcının biri diyor Mevlana Hazretleri, avladığı ceylanı öküz ve eşeklerle dolu bir ahıra hapseder. Bir ceylan öküzler ve eşeklerle dolu bir ahıra hapsedilir. Ceylan ahırda şaşkınlık ve korku içinde bir taraftan diğer tarafa kaçmaya başlar. Avcı akşamüstü gelerek hayvanların önüne saman döker. Eşekler ve öküzler büyük bir iştahla adeta kapışarak samanları yemeye başladılar. Ceylan ise kah ürktü, kah bu samanlardan çıkan toz ve topraktan acıyan gözlerini ovaladı. Çünkü o karnı misk kokulu ve zarif hayvan. Ceylan çok zarif bir hayvandır. Zaten bilirsiniz, izlediğinizde dahi belgeselde, hani o ceylanlar çok naif, zıplaması, yürümesi, koşması, su içerken bile yüzü bile böyle bir güler yüzlü bir hali vardır ceylanın. Karnı da diyor misk kokar ceylanın. Hep güzel şeylerden yer. O zarif hayvan o ahırda eşeklerin ve öküzlerin yanında adeta işkence altındadır. Onun bu zarif hali eşeklerin alay konusu olmaya başlar. Susun der eşeklerden biri. Bu padişahların ve beylerin huyunda bir hayvandır. Bir başka eşek şöyle der. O halde bu hayvan nezaket ile padişahın tahtına çıkıp yaslansın madem. Durumu seyreden başka bir eşek ceylanı saman yemeye çağırır. Ceylan da hayır, hiç iştahım yok der. Eşek cevap verir. Biliyorum ki nazlanıyorsun. Ceylan ise bu sözlere karşı şöyle cevap verir. Ben çemenler, akan berrak sular arasında bağ ve bahçelerde gezerdim. İlahi nakışları, Allah'ın kainatı yarattığı o nakışları seyrederdim. Kaza ve kader beni bu azaba düşürmüşse nasıl olur da birdenbire halet-i ruhiyem değişir ki? Ben şu an bu ahırda bir imtihan içindeyim. Ben nice çemenler, nice güzel berrak sularda beslenirim. Şimdi bir imtihandayım. Nasıl ben bu güzellikleri unuturum ki der. Ben sümbülü, laleyi, reyhanı bile naz ile koklaya koklaya yerdim. Tabiattaki ilahi kudret akışlarının ahengi hayran hayran seyrederdim. Ve bu hayranlığı yudumlarken de avcılar bizleri su başlarında, gönlümüz ve gözlerimiz yaşlar içinde Allah'ın nazar ettiği kainatı seyrederken avlarlardı dedi. Ve bir eşek cevap verdi. Söyle bakalım, nasılsa gurbette yalan söylemek kolay. Ceylan tekrar cevap verdi. Benim karnımdan çıkan misk kokusu sözlerime şahittir. O misk ve amber neşreder. Sizlerin ise haliniz meydanda. Bu sözler elbette size yalan gelir. Sizin aranızda hakikatten garip bir kes ve bir çare kaldım der. Ya, yani şimdi bu kıssadan öyle hisseler çıkacak ki inşallah. Çok dikkatli dinleyelim. Mevlana Hazretleri bu kıssadan hisseleri bize şöyle sıralar. Ceylan, mahlukatın en nazendelerinden, en güzel hayvanlardan biridir. Yemesi, içmesi, teneffüsü, bedi duyguları dahi ve zerafetiyle
en hassas hayvanlardan biridir ceylan. Anlatılır ki avcılar yeşillikler arasındaki akarsuların kenarlarında bir neyzene ne üfletirlermiş. Avcılar neyzen çağırır, akarsuların kenarlarında ney üfletirler. O muhrik, o neyin güzel namelerinin etrafında civardaki düm ceylanlar o neyin sesinin o güzel ilahi aşkı anlattığını hisseder ve toplanırlarmış. Ceylanların gözleri ve gönülleri yaşlarla dolduğu anda, hani ceylan gözlü derler ya böyle, o gözleri dahi ne mükemmeldir o hayvanların. O ceylanlar gözleri ve gönülleri yaşlarla dolu o neyin sesini dinler, akarsudan sularını içer, en güzel çiçeklerle beslenir. İşte tam o anda zalim avcılar onları tuzağa düşürüp avlarlarmış. Karnından çıkan misk kokusundan, derisinden ve elinden ötürü o zarif ve hassas duygulu hayvanları ölüme mahkum etmeleri de bu zarif ceylanların hazin bir mazlumiyetleridir der. Eşekler ve öküzleri konuşursak eğer, çirkin sesleri ve bayağı sadece hayvani duygularla hayvanat içerisinde hayran olunmayan varlıklardır. Cenab-ı Hak mahlukatı tefekküre medar olacak şekilde çeşit çeşit yaratmıştır. Milletlerin o atasözleri, deyimleri, darb-ı meselleri, müşahede ve tefekkür ettiği hayvanatın intibalarıyla doludur. Eşek ile ilgili bütün intibalar, onun kötü huyluluğu, inatçı olduğu, anlayışsız olduğu, bencilliği ve çıkardığı çirkin sesiyle ilgilidir. İşte Hazreti Mevlana'nın hikayesindeki ceylan ve eşek, İnsan terkibinde, evet şimdi asıl kıssadan hisse geldi sevgili dinleyicilerim. Bu kadar, şu an kıssayı konuştuk. Tamam, ne güzel kıssa. Biz burada ey ümmeti Muhammed, işte bu sohbeti dinleyen tüm kardeşler, abilerimiz. Ne düşüneceğiz? Biz buradan ne anlatıyor bize Mevlana Hazretleri? Tabii ki bizi tamamen Allah'ın rızasını nasıl kazanacağımızı, insanın nasıl bir hayatın, nasıl bir imtihanın içinde olduğuna getirecek konuyu. İşte Hazreti Mevlana'nın hikayesindeki ceylan ve eşek, insan terkibinde, yani insanın içindeki ruh ve nefsi anlatır bize. Ya! İlahi nefhayı temsil eden ruhumuz, çamur terkibini temsil eden ise nefis ile taban tabana zıttır. Fakat hikayedeki gibi Cenab-ı Hak, İnsanda ruh ile ham nefsi birbirine zoraki olarak komşu etmiştir. Evet. Vücudumuzda ruh ve nefis Rabbimiz emanet olarak nefsi verdi. Ne diyor? Nasıl ceylan o eşekte ahırın içinde bir imtihan içindeyse insana da Rabbim nefsi ruhunun yanına imtihan için vermiştir. Nefis ruhun ihtiyaçlarını anlayamaz. O ceylan güzel şeyler düşünür. Rabbinin yarattığı kainatı. İşte ruh tamamen Allah'a yöneliktir. O yüzden insan kafirinden, Müslümanından, münafından her insan aslında bir yaratıcı olduğunu bilir. Çünkü ruh temiz yaratılmıştır. Çünkü insan İslam fıtratı üzere yaratılmıştır diyor Resulullah Efendimiz. Bütün herkes bunun içine dahil. İşte bu İslam fıtratına yaratılmış olan insan, nefisle beraber fıtratından nefis insanı saptırır. İnsana Allah'ı unutturur, insana Resulünü unutturur, insana ibadeti unutturur, iyilikleri unutturur. Çünkü onun görevi sadece dünyevi zevkler, dünyevi hırsları elde ettirmektir. İşte imtihan zaten burada başlar. Nefis ruhun ihtiyaçlarını anlamaz. Onu saman yemeye, nasıl saman yiyorsa eşek diyor, süfli, nefsani arzulara sadece yiyip içip yatmaya davet eder. Bu gafleti Hazreti Mevlana teşbih ve temsil yoluyla bizlere şöyle ifade eder. Öküzün biri
ansızın Bağdat'a geldi ve şehri bir baştan öbür başa kadar dolaştı. Fakat gözü yalnız kavun ve karpuz kabuklarını gördü. Bir medeniyet merkezi olan Bağdat'ın muhteşemliğini ve Dicle'nin ihtişamını görmedi. Zaten öküzlerin ve merkeplerin bu dünyada gördükleri yemek ve şehvetten başka nedir ki? Dedi. Öküzler ve merkepler ya yola dökülüp saçılan samanlara, ya ayaklarının altındaki çayır ve çimenlere, ya da bir kenara atılmış karpuz ve kavun kabuklarına düşkündür. Baştan aşağı göz kesilseler de kainattaki ilahi sanatın ihtişamını göremezler. Onların işi yiyip içmektir. Bütün gün ne yapıyorsun, hayvanları otlamaya veriyorsun. Bütün gün bakarlar. Ama her canlıyı, her hayvanı Rabbim farklı yaratmıştır. İşte ceylanlar diyor, öyle güzel Rabbim onları yaratmış ki bütün kainatı izlerler, hep gözleri yaşlıdır diyor. Rabbimin o sanat harikalarına, Rabbimin ol deyip oldurduğu şu kainatı izleyip en güzel çiçekleri koklayıp onlarla beslenirler. İşte ruh hep güzeli ister. Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri bunları o kadar güzel anlatıyor ki. Evladım diyor, ruh Allah'a aşıktır. Ruh Allah'ın Resulü Muhammedül Mustafa'ya aşıktır. Ruh namaza aşıktır. Ruh Kur'an'a aşıktır. Bunları, ruhu, insanı yani namazdan, Kur'an'dan, Allah ve Resulünden alıkoyan nefistir. Çünkü nefis dünyaya aşıktır. Nefis günahlara aşıktır. Nefis insanı yiyip içip uyumaktan başka dünyevi zevklerden, zinadan, haramdan, faizden ne varsa ruhu Allah'a yakınlaştıracak. Bütün hepsine karşıdır o nefis. İnsanlar, hepimiz kendimizi düşündüğümüzde yaptığımız hareketler, bir insan namazını kılamıyorsa demek ki nefsi onu ele geçirmiştir. Bir insan ibadetini yapamıyorsa, bir insan namaz denildiğinde başı ağrıyıp o ortamdan kaçmak istiyorsa onun ruhu çok zor durumdadır. Bir insan Allah'ın adını zikredemiyorsa, bir insan günde bir kere la ilahe illallah diyemiyorsa nefis o vücudu, o ruh ortamını baskı altına almıştır. Bir insan günahları olağan bir şeymiş gibi işlerken normal sanıyorsa, işte o nefsiyle yaşıyordur. Bir insan ibadet ederken canı sıkılıyorsa, işte onu ruhun sahibi ama nefis de onu imtihan, ne oluyor, kışkırtıyordur. O yüzden namaz kılıyorum, ibadet ediyorum ama hep korkuyorum. Ne oluyor? Yani hep cehenneme gidecek gibi hissediyorum. Hani ibadet ediyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, Allah ve Resulünü seviyorum, Kur'an okuyorum ama hiç rahat değilim. İşte bu müminin en önemli özelliklerindendir. Çünkü korku ve ümit, sevgili dinleyicilerim. İşte ruh ve nefisin vücuttaki olayı bu. Ruh hayrı isterken nefis şerri istiyor. Nefis vücudu ele geçirdi mi insan günahı, o günahın karşılığını düşünemiyor. Çünkü zaten nefis olmuş. O yüzden hiç namaz kılmayan, oruç tutmayan, içki içen nice insan var, çok mutlu hayatından. Hiç adama namaz dedim mi canı sıkılıyor. Ama nice namaz kılan insanlar, ibadet edenler var. Allah muhafaza, bir öğle namazını kaçırmak adamın aklına gelse midesi bulanıp başı dönüyor. Bir vakit namaza dünyadaki her şeyi değişirim aman ya Rabbi diyor. Neden diyor bu sözü bir mümin? Çünkü o Muhammedül Mustafa'nın ümmeti. Çünkü Muhammedül Mustafa sabah namazının iki rekatlık sünneti dünya ve içindeki her şeyden hayırlıdır dedi. Ya Resulallah, senin sözün ne güzeldir diyor. Sabah namazına heyecanla kalkıyor, aşkla kalkıyor, uykusunu bölüp kalkıyor. Bana sabah namazı yetmez diyor öyle müminler. Çünkü ya Rabbi, sen İsra suresi 79, Rabbin seni makamı Mahmud'a eriştirecek Habibim. Yeter ki kalk gece o iki rekat teheccüdü kıl dedin. Ya Rabbi, ben de teheccüde kalkacağım artık. Ben de 3.30'a 3'e saatimi kuracağım. Senin Resulüne makamı Mahmud'u lütfeyledin. Biz de yapmaya çalışacağız ya Rabbi deyip nefsine karşı tamamen bir mücahede. İşte savaş diyoruz ya, mücahede. Aslında bu temizlemek.
Nefis herkeste var. Nefis evliyalarda da var. Nefis peygamberlerde de var. Ama ne diyor? Resulullah Efendimiz, Rabbim benim nefsime lütfetti, Müslüman eyledi. Benim nefsim de tertemiz oldu. Bizlerin amacı da Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanıp, Kur'an ve sünnet doğrultusunda yaşayıp, en önemlisi bakın ibadetler olacak, her şey olacak. Ama nice namaz kılan günahkarlar var, nice oruç tutan günahkarlar var. Tuttuğu namazın, orucun, okuduğu kitapların, ilmin hiç faydası olmayan nice insan var. Burada ayrıntımız ne olacak? Muhabbet olacak. İşte imanın seviyesi amellerin kabulünü getirecek. Resulullah Efendimiz'e olan aşk olacak. Onun adı anıldığında yüzlerin gülümsemesi olacak. Onun ravzasına gidip selamu aleyke ya Resulallah demenin heyecanını ömür boyu yaşayacak inşallah o mümin. Rabbim bizlere o aşkı versin. Rabbim bizlere o Muhammedül Mustafa'sına olan muhabbetini arttırsın. Onun ravzasını, onun mübarek kabrini rüyalarımızda, hallerimizde, o nur cemalini göstersin inşallah. İşte ruhumuzun en büyük destekçisi olacak bunlar. O zaman Allah'ın izniyle o eşeklerin saman yedi, içti, tuvaletini yaptı, ilişkiye girdi. Hayvanların birçoğu böyle. Ama bazı hayvanlar dahi, arı mesela değil mi? Nahıl, Rabbim onun adına sure indirdi. Karıncadan bahsetti. Sure geldi onun adına. Örümcekten bahsetti. Nice hayvanlar var. Kainattaki bütün canlılar. İnsanlar ve cinler harici diyor. Tüm canlılar Allah'ını tanıyor. Herkes biliyor. Resulünü biliyor. Sevr mağarasında Resulullah Efendimiz'i görmek isteyen yılan Ebu Bekir Sıddık'ın ayağını ısırmadı mı? Ben 3000 yıl önce buradan geçerken bu mağaraya ahir zaman peygamberinin ziyaret edeceğini duydum ya Resulallah dedi. Bunu diyen bir yılandı. Hani insanları eleştirip yılan gibi kötü sözlü diyoruz ya. O en kötü dediğimiz yılan Sevr mağarasında Resulullah Efendimiz'in cemalini görmek için 3000 yıl beklediğini söyledi. Büyük bir mucizeydi bu. Ve ne dedi Resulullah Efendimiz? O yılan da cennete girecek dedi. Resulün aşkıyla bekleyen bir yılan cennete girecek. Ashab-ı Keyf'in köpeği, köpek deyip eleştirdiğimiz hayvanlar bunlar. Toprak olup gidecek hayvanlar. Ama Resulullah Efendimiz dedi ki, Ashab-ı Keyf'in köpeği kıtmir, salihlerle beraber olup onların yanında gittiği için 309 yıl onu da Rabbim muhafaza eyleyip uyuttu, cennette de yanımızda olacak dedi. Süleyman Aleyhisselam'ın yolunu kesen karıncaya da bunu söyledi. Benim devem Kusva da cennette yanımızda olacak dedi. Onları bırakın cansız dediği Medine-i Münevvere'de Ravza'da bir kütüğün üstünde sohbet ediyordu Resulullah Efendimiz. İşte şu kütük inlemeye başladı Resulullah ondan ayrılınca. Bir tarafı kesik, cansız dediğimiz hurma kütüğü alemlerin sultanı üstünden ayrıldığı için ağlama sesleriyle inliyordu. Resulullah dedi ki cennette bu kütüğü de Rabbim cennette öyle güzel bir ağaç yapacak ki bizim yanımızda olacak dedi. Aman ya Rabbi, şu aşk, şu muhabbet. Bizler ki insan olarak Rabbim en üstün varlık olarak yarattı. Halifem dedi ve bizler düşünün ki Resulullah'ı seversek, bizler Allah ve Resulünün yolunda günah da işlesek hemen tövbeye sarılır. Aman ya Rabbi, nefsime uydum. Ne olur ya Rabbi bana yardım eyle. Hep endişeyle, korkuyla ama ümidimizi kırmadan. Çünkü Allah'tan ancak diyor kafirler ümidi keser Rabbimiz. Bir Müslüman benim günahım acaba affolur mu diye düşündüğü an onda sıkıntı, itikadında sorun vardır. Çünkü Zümer suresi 53 Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Sen Rabbine karşı mı geliyorsun? Allah bütün günahları bağışlar. Zümer suresi 53'te Rabbimiz söylerken sen gelip bunun üstüne acaba benim günahım bağışlanır mı tövbe edersem diye söylemek uygun olur mu Rabbinin üstüne? Allah muhafaza. O yüzden kapıya gelmek lazım. O kapıyı çalıp ya Rabbi ben geldim deyip şu secdelerde işte bu kapı namazdır. İşte bu kapı secde et ve yaklaş ayetini yaşamaktır. Allah'a en yakın olduğumuz an olan secdeyi bulmaktır inşallah. O yüzden şifreler namazla oluyor. Rabbim ne diyor? Dualarınız olmasa Allah sizi neylesin?
Dualarınız olmasa ben size ne diye değer vereyim? İşte dua, işte yalvarmak, Rabbine dua edecek bir kalp, Rabbine dua edebilecek bir yüzü olması için bir insanın Rabbine kulluğunu yapabilmesi lazım, değil mi? İbadet yok, namaz yok, elleri açıyorsun. Ya Rabbi beni affet, ya Rabbi... İşte bunu desteklemen lazım. Ya Rabbi bak huzuruna geldim. Camide, cemaatle böyle, cuma namazıyla inşallah başlıyorsun mesela. Sonra ne yapıyorsun? Günde iki vakit, üç vakit bir bakmışsın Rabbimin hidayeti kalbi nurlandırmış, tecelliler bir dolmuş. Namazlar tertemiz kılınmaya başlamış. O yüzden bizler ne yapacağız sevgili dinleyicilerim? Aşk lazım, muhabbet lazım. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu bizlere ne yapsın? Aşk versin, sevgi versin, namaz sevgisi versin, Kur'an sevgisi versin. Alemlerin Sultanı Resulullah Efendimizin mübarek sevgisini cümlemizin kalplerine doldursun inşallah. İşte devam ediyoruz. Neden bunları konuştuk? Hani ruh ve nefis diyoruz. Ruhumuzu temizlemenin yollarına değiniyoruz inşallah. İşte devam ediyor sohbetimiz. Bu misallerde de diyor görüldüğü üzere nefis ruhun ahvalinden bir haber olduğu gibi ruh da nefsin samana, karpuz ve kavun kabuklarına düşkünlüğüne bir mana veremez. Ruh diyor şaşırır ve onu aslında ruh ötelere çağırır. Bu iki tezadın ortasında imtihandan geçiş hakikatine binaen Hazreti Mevlana şöyle buyuruyor bizlere. Her kim ki kendi zıttıyla bir arada korlar, bu o kimse için ölüm azabıdır. İşte buna ne diyebiliriz? Ruh. Mesela namazla zikir ehli, ibadet ehli bir insan bir içki kokan bir yere girdiğinde, bir gece kulübü bir şey mesela oldu da girdi. Öyle kötü bir koku gelir ki, veya hiç sigara içmiyor adam, tertemiz, hiç sigarayla şeyle işi yok. Bir kahveye girdiğinde sigara içilen bir yerde, yani 20 metre öteden o sigaranın kötü kokusunu alır. Veya dedikodu yapılan, günah işlenen bir yere, tertemiz, hiç yalanla dolanla dedikoduyla işi yok, İbadet ehli bir kardeşimiz oraya girdiğinde hemen canı sıkılır, kalbi daralmaya başlar. Çünkü duramaz zıttıyla. Nasıl ceylan o eşeklerin yanında duramadıysa. Bizler de bunun yöntemini o zaman salihlerle beraber olmak. Dedik ya, kıtmirden bahsettik, köpekten, yılandan dahi bahsettik. Salihlerle, sadıklarla, güzel insanlarla, zikir ehliyle, Allah ve Resulünü sevenlerle beraber olup o ruhumuzu galip getireceğiz. Kalbimizde ruh ve nefis bir arada hükümranı ruh yapacağız. Nefisi yapmayacağız kalbimizin cumhurbaşkanı, kalbimizin başbakanı, yani son kararı veren yetkilisi nefis olursa, ruh orada sıkışık kalırsa, işte o zaman namaz, ibadet, Kur'an, zikir yok. Günahlar var. Ama ruh galip geldiği an namaz ön plana geçer. Nefis zorlar, yine zorlar. Ömrü, nefis son nefese kadar sevgili necerim, bakın. O nefis vücudumuzdan son nefese kadar ayrılmayacak. Ayet-i kerimede ne diyor? Her nefis ölümü tadacaktır. Bakın şu inceliğe bakın. Ayet-i kerime nefis ölümü tadacak diyor. Nefis ölecek, vücudu terk edecek, kaçacak adeta. Ruh o ömrü boyunca o vücutla yaptıklarının hesabını verecek. İşte azabı çekecek olan, cennet ve cehenneme girecek olan ruh. Nefis zaten imtihan olarak verilmiş. Nefis diyor, amel defteri geldiğinde ruhun yanına getirilecek. Ve ne diyecek nefis? Ben tanımıyorum bunu, yapmasaydın. Yapmasaydın diyecek, ben söyledim de sen niye yaptın? Nefis diyor, dile gelecek, şeytan dile gelecek. Senin Rabbin sana bir kitap göndermedi mi? Senin Rabbin sana peygamber göndermedi mi? Senin Rabbin sana binlerce nimet göndermedi mi? O bile itiraf edecek. Sen onları bıraktın, benim sana geçici dünya zevklerini kandırdım seni, kandırdım, bana uydun. Uymasaydın bana ne diyecek? Nefis ve şeytan kaçıp gidecek. Onlar da zaten şeytan cehennemin dibi olacak. Sevgili dinleyicilerim, o yüzden çok akıllı, çok uyanık olmamız lazım. Hep böyle inşallah Rabbim nice sohbetlerden bizleri ayırmasın. Rabbim nefsimizden konuşmaktan muhafaza eylesin. En önemlisi, nefsimizden konuşmaktan muhafaza eylesin. Kur'an ve sünnet çizgisi dışında bir cümle etmekten Rabbim bizi muhafaza eylesin. Devam ediyor Mevlana Hazretleri. Hakk'a yakın olan kişi bu beden yüzünden azap içindedir. O Allah'ı ve Resulünü seven kişi o bedenin içinde zaten sıkılır.
Çünkü onun ruhunun kuşu kendi cinsinden gayrı olan nefsaniyetle bir araya bağlanmıştır. O yüzden işte daralmalar oluyor. Canım sıkılıyor, o oluyor, bu oluyor. Namaz kılıyorsun, nefis vesvese veriyor. Acaba kabul oldu mu? Acaba şu oldu mu? İbadet ediyorsun, ediyorsun. Yani bir şeyin yok. İşte bunun için ne olması lazım? Ömrümüz tamamen imtihan içinde. Yani bir imtihan dünyasında olduğumuzu bilip, eğer namaz kılabiliyorsak Rabbimizin izniyledir bu. Allah'a kulluk edebiliyorsak Rabbimizin vermese edemeyiz düşüncesiyle son nefese kadar bizim hesap kitapla işimiz yok sevgili dinleyicilerim. Mümin hesap kitap yapmaz. Mümin yapar, arkasına bakmaz. Ya Rabbi kabul eyle der, önündeki güne bakar. Geçmiş günlere baktığında sanki ilk defa namaz kılacak, sanki ilk defa sadaka verecek, sanki ilk defa umreye hacca gidecek, sanki ilk defa böyle güzel bir hareket yapacak gibi geçmişini perişan düşünür. İşte bu takvadır. İşte bu tasavvuf yolunda Allah dostlarının tavsiyeleridir. O yüzden derviş Yunus, miskin Yunus demiş kendine Yunus Emre. Halbuki bir mürşidi kamil Allah'ın dostu, ne diyor? Miskin Yunus söyler sözü, kan ile doldu gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Nice insan Mevlana Hazretlerine, Yunuslara, Abdülkadir Geylanilere bilmiyorlar. Ağızlarında sakız gibi, şeyhe ne gerek var, mürşide ne gerek var, bize Kur'an yeter, bize Allah yeter. Tabii ki bize Allah yeter, tabii ki bize Kur'an yeter ama bize yetecek olan Kur'an ayetinde ne diyor? Bana uyduğunuz gibi Habibime de uyunuz diyor. Allah dostlarına korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar Allah'ın nimet verdiği bir günü beklemektedir de diyor. Hadi gel bu ayeti de konuş. Fatiha'da ya Rabbi sırat-el müstakime ulaştır bizi diye her namaz, her vakit, her rekat yalvarmıyor muyuz? Sırat-el lezine en'amte aleyhim. O in'am ettiklerinin yoluna ulaştır. İşte dosdoğru yol Allah'ın Resulü Muhammedül Mustafa'nın yoludur. O dosdoğru yol Resulullah Efendimizin ashabının yoludur. O dosdoğru yol Kur'an ve sünnet ile yaşamış binlerce evliyaullahın yoludur. Onlar Allah ve Resulüne tabi olduğu için bizler, onlar başımızın üstünde yerleri var. O yüzden binlerce yıldır isimlerini anıp onların sohbetlerini yapıyoruz. Mevlana Hazretleri Allah'ım ondan razı olsun, şefaatlerine nail eylesin. Neden şu sohbetlerini yapıyoruz? Resulullah'ı sevmeyen, Resulullah Efendimiz'e muhabbeti olmayan hiçbir kul Allah'ı seviyorum iddiasında bulunamaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu Habibine o kadar güzel sözlerle övmüş. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ demiş. Habibim seni alemlere rahmet olarak gönderdik. O rahmet olarak gönderilen Muhammedül Mustafa'yı ne kadar seviyoruz? Sorduk mu kendimize? İşte sevgili dinleyicilerim. O yüzden bizler bir oturmamız lazım. Şöyle her şeyi unutup bir düşünmemiz lazım. Ya Rabbi ben ne haldeyim? Ya Rabbi şu kısa ömür geçecek. Bir damla su, bir damla spermden ben dünyaya geldim. Bana böyle güzel bir hal, insan olarak yarattın bizleri. Bizleri öyle cennet vatanın içindeyiz. Hele bizler Müslüman olarak dünyaya gelmişiz. Seni Habibini tanıyoruz. Aman ya Rabbi ne olur. Ben ne haldeyim? Ben bu günahları nasıl işlerim? Tövbe ediyorum ya Rabbi. Estağfirullah el azim. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi el azim. Ve bihamdihi estağfirullah. Dualarla, zikirlerle Rabbimize yalvara yalvara ömrümüzü geçirmemiz lazım. İşte devam ediyor Mevlana Hazretleri. Ne demişti en son? Hakka yakın olan kişi esaret içindedir dünyada. Sıkışır ruhu bedeninde. Nefis vardır çünkü. Devam ediyor. Ruh ise kuşların arasında bülbül gibidir. İnsanın tabiatındaki kötü huylar ise kargalara benzer. O bülbül kargalardan ve baykuşlardan yaralanır. Bir arada olmaktan ızdırap duyar. O bülbül de kuşların en güzelidir. Allah'ın binbir ismini bilen tek canlıdır bülbül. Bunun nedenini biliyor musunuz sevgili dinleyicilerim? Bülbül neden o kadar güzel öter? Ne diyor yeni Yunus Emre? Bülbüllerin ötüşünde senin aşkın var Allah'ım diyor.
O bülbüller öter Allah deyu deyu diyor. İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman o mancınık sistemiyle şeytan gelip Nemrut'u ve ahalisini kandırıyor, o taktiği o veriyor. İbrahim aleyhisselamı tutuyorlar, ateşe doğru fırlatıyorlar. O bülbül daha Allah'ı sadece birkaç ismiyle zikrediyor. Ama gökyüzünde uçarken bir bakıyor, İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. Allah'ın peygamberi Halili İbrahim ateşe atılıyor. Vallahi ben de durmam, onunla beraber ateşe dalarım diyor bülbül. Süleyman bin Cezuli Hazretleri Kara Davut kitabında bunu çok güzel aktarıyor. Ve diyor o bülbül İbrahim aleyhisselamla beraber ateşe ölümü pahasına daldığı için o dayanmıyor ve Rabbim diyor meleğini gönderip o bülbüle kendi binbir ismini öğretiyor. Çünkü o da Halil İbrahim gibi teslim oluyor. O yüzden o zamandan diyor bu zamana bülbüller hep güzel öter. Bülbüller şakır. Aslında o bülbül cik cik yapar, bir şeyler yapar, sen bakarsın öyle. Halbuki o bülbül Allah'ı binbir ismiyle zikreder. Halbuki o bülbülün dilini anlamak lazım. Gül bülbüle hayran, ben şeyhime diyor Yunus Emre. İşte o bülbül Allah'ı öyle güzel zikreder. Onu anlayanlar da olmuş Yunus Emre'ler. Onu anlayanlar da olmuş Aziz Mahmut Hüdayi'ler. Nice Evliyaullah çiçeklerin zikrini, kuşların, hayvanların zikrini Rabbim onlara duyurmuş. O kulaklar nasıl açılmış? O manevi kulak nasıl açılmış? O Fatih Sultan Mehmet'in manevi şu gözünle gördüğün diyor gibi kalbinin de gözü vardır. Bir açıldı mı ne güzellikleri şahit olursun. Bizde neden yok bunlar? O 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet Han Ayasofya'nın açılışında Allahu Ekber deyince Kabe-i Muazzeme karşısına geldiğinde Kabe'yi görmeden ben vallahi namaza durmadım ya Rab. İlkinde Kabe gözükmüyor, ne olur bana Kabe'yi göster. Tacımı tahtımı her şeyimi feda ediyorum ya Rabbi. Ne olur Kabe-i Muazzamanı beytini bana göster diyen Fatih Sultan Mehmet. Biz dünyayı sadece gördüğümüzle sınıyoruz. Ufacık aklımızla yiyip içip para kazanıp yatıp ömrümüzü dünyevi zevklerle geçiriyoruz. İşte Allah dostları, Allah ve Resulüne yönelenler bu dünyadayken ahireti yaşıyor. Bu dünyadayken dünya ızdırabı hiç geliyor, cenneti yaşıyor. O yüzden onlar ne diyor? Kahrın da hoş diyor, lütfun da hoş diyor. Allah Celle Celaluhu'nun verdiği musibetleri de güler yüzle karşılıyorlar. İşte bizim söyleyeceğimiz sözler değil bunlar. Yunus Emre ne diyor? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri. Ben istemem onları ya Rab. Bana seni gerek, seni. Gafil insanlar, tasavvuftan aklı olmayanlar, bunları bilmeyenler de cenneti küçümsüyor. Vay Yunus Emre şöyle böyle diyor. O mertebede olunca o söz söylenir çünkü. Bizim söylememiz uygun değil. Allah'ın bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Ama o ne diyor? Fena fillah, Allah'ın dostu olmuş, mürşidi kamil olmuş. Ya Rabbi diyor. Ben seni istiyorum, senin cemalini. Senin cemalin gören aşıklar ebedi ölmez Allah'ım diyor Yunus Emre o yüzden. Ebedi ölmez, toprak çürütmez ki. O Yunus Emre'nin kabri şerifi. Bizle hem radyoda da turlar yapmıştık zamanında Yunus Emre Hazretleri'nin Sivrihisar'da. Kabri şerifi 1200-1300'de vefat ediyor. 1940'larda kabri açıldığında vücudundaki kanı bile yerindeydi diyor. Böyle bildiğin sanki 3 dakika önce vefat etmiş güler yüzlü bir halde. 900 yıl toprak çürütmüyor. İşte Yunus Emre bunu vefat etmeden önce zaten söylüyor. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez diyor. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatar. Hani bunca evliya, 100.000 peygamber yatar diyor. Sevgili dinleyicilerim, o yüzden hakikat lazım bize. Bize muhabbet lazım, bize aşk lazım. Bunların olması için en önce şeriat lazım. Sıkıntı burada başlıyor. Şeriatsiz tarikat zındıklıktır diyor Allah dostları. Yani bir insanda şeriat, haramlardan kaçma, uzaklaşma, ibadet, öncelikli olarak Rabbimizin yani farzlar olmadan
sünnetmiş, nafileymiş, bunlara sıra, yani farz olmadan bunların hiçbir faydası olmaz. Bir insan o yüzden namaz kılıyorum diyor, yalan söylüyor, haram. Ondan sonra bu adam namaz kılıyor, bu namazdan fayda alacak mı? Tabii ki almayacak. Yalanlarla, günahlarla, gıybetlerle, dedikodularla sonra ben namazdan zevk alamıyorum. Bir insan ben bir tarikat yolundayım, bir Allah dostuna bağlıyım diyor. Adam insanları kandırıyor, dolandırıyor. Allah muhafaza eyle ya Rabbi. İşte bunlar yüzünden bu yollara laf geliyor. Bunlar yüzünden, yanlış yollar yüzünden doğruları da zor durumda kalıyor. Ama bunlara laf getirenler hesabını ahirette kimseye veremeyecek. Bizler bunları nasıl yeneceğiz? Nefsimizi temizlemeye çalışıp ruhumuzu galip getireceğiz. Ruhu Allah ve Resulüne teslim edeceğiz. Aklını Muhammed'in yoluna kurban et dedi Mevlana Hazretleri. Muhammedül Mustafa'nın ahlakıyla ahlaklan. Teslim et aklını. Şu şöyle, bu böyle. Mucizedir, keramettir. Öldükten sonra dirilmektir. Bunlar imanın hakikatleridir. Bunlara iman et. Bunları kurcalama. Kaderdir. Bunlar, ya Rabbi sen ne dediysen doğrudur. Habibin ne dediyse doğrudur. Buradaki teslimiyet kat'i olması gerekiyor. İşte bunlar ruhu temizleyecek. Bunlar insanı bir adım attıracak. Bunlar insanın namazdaki zevkini, şuurunu, ibadetteki hazzını artacak. Bunlar insanın rüyalarını, hallerini değiştirecek inşallah. İşte bülbülden geldik. O bülbül, ruh kuşlar arasındaki bülbül gibidir dedi Mevlana. O ruhun bülbülü, o hodgam nefis kargaları ve kem gözlü nefis baykuşları arasında inim inim inlemekte. İnsan terkibindeki bu tezat da işte iki neticeden birini doğuracak. İnsan ya ruhunu galip getirecek ya nefsini. O yüzden cennet cehennem, ya nur olacak ya ateş, nar olacak. Ruhani istidatların inkişafı ve nefsani arzuların bertaraf edilmesiyle hakimiyet ruhun olacak. Yani insan nefsani arzular, günah, zinadan kaçacak, haramdan kaçacak. Televizyondaki bütün günahlardan, ya Rabbi sen emrettin. İşte nefis burada, imtihan burada. Bunlara kaçarsa diyor, ruhu galip getirirse işte nur olacak, Allah'ın rızasına koşacak. Şu an radyoda, bizim radyomuzda sohbet, bunları okuyoruz. Diğer radyoyu açıyorsun, alakasız günah şeyler var. Başka bir televizyon kanalını açıyorsun, affedersin hiç gözle görülmeyecek şekilde günahlar işleniyor. Diğer bir televizyon kanalında bir sohbet var, bir zikir var. Bizler tercihimizi yapacağız. Ya ruhumuzu galip getireceğiz ya nefsimizi, mücahede edeceğiz. İşte adeta diyor Ceylan Mevlana Hazretleri, yeniden pınar başına, lale ve sümbüllerin yanına dönecek, ruhunu galip getirirse inşallah, o ceylanın lalelere, sümbüllere, akarsulara, Rabbinin kainatını tefekküre döndüğü gibi insan da ruhunu galip getirdiğinde, sokakta yürürken gördüğü bir çiçeğe baktığında Subhanallah ya Rab ne güzel yarattın diyecek. İsa aleyhisselam yanındaki havarilerle yürürken, sık sık söylüyorum bunu, bir köpek leşi görüyorlar. Yanındakiler diyor ki İsa aleyhisselamın, ay pis kokuyor, ne kötü bir köpek. İsa aleyhisselam diyor ki ne güzel dişleri var, aman ya Rab ne güzel yarattın. O pis kokulu köpeğe leş gözüyle bakan yanındakiler, ama Allah'ın nebisi peygamberi İsa aleyhisselam ne güzel dişleri var diyor, onun güzel yanını görüyor. İşte bunlar tertemiz bir ruhla oluyor. Bunlar nefsi temizlenmiş, arınmış bir insanın haliyle oluyor. Ayet-i kerimeye bakın. Estaizu billah. Kad eflehe men tezekke ve zekere asme rabbi fesalle. Ya nefsini arındıran kurtuluşa erdi. Leyl suresi. Aman ya Rab ne güzel bir ayettir bu. Aslında bütün Kur'an bizleri nefsimizi arındırma yoluna. Bütün Kur'an bizleri Allah ve Resulünün yoluna. Kur'an-ı Kerim bizleri bu tasavvufun güzelliklerinin yoluna iletiyor. Ama biz bunların farkında mıyız? Değiliz. İşte bunun tersi olursa, ruhumuzu galip getiremezsek, ruhani istidatler köreliyor ve nefsaniyet daha da hoyratlaşıp nefis aygırlaşıyor. Kalp hastalanmaya başlıyor, ölüyor ve
üçüncü merhale, en kötüsü mühürleniyor. Bakın, kalp diyor mühürlendikten sonra iş bitiyor artık. Hidayet kapıları kapanıyor. O Ebu Cehil gözünün önünde binlerce mucize oldu, neden iman edemedi? Ebu Leheb gözünün önünde amcası oğluydu Muhammed. İman edemedi. Nice Nemrutlar, Firavunlar, Karunlar. Onlar çünkü nefsine uymakta ısrar ettiler. Hatta ne diyor? Firavun bir an tam Musa Aleyhisselam'a teslim olacaktı. O Musa Aleyhisselam'la ilgili o güzellikleri görünce tam teslim olacaktı. Nemrut'ta da aynı şeyler oldu ama ne yaptı? Yanındaki arkadaşları Haman geldi. Sen dedi ilahsın, biz sana ilah diyoruz, sen nasıl ona inanırsın dedi. İşte kötü arkadaşların da etkisi var burada. Kalp hastalanarak başlıyor bu yolculuk. Kalp ölüyor ama ölü olan kalpler dahi dirilebiliyor. Ama kalp mühürlendi mi? Rabbimizin peygamberimize dediği gibi, Habibim bunlara artık anlatma. Hidayet edecek olan biziz. Sen, senden nasihat isteyenlere anlat. Ümmü Mektum gelmişti yanına. Abese suresinin ilk 5 ayeti orada indi. Abese ve tevelle, o ama olan yanına geldi. Peygamberimiz o an Ebu Cehillerle, Utbelerle uğraşıyordu. Tekrar tekrar davet ediyordu. Resulullah Efendimiz yanına gelen o Ümmü Mektum, ya Resulallah bana nasihat et dedi. Peygamberimiz bir dakika dedi, birileriyle konuşuyorum ama o görmüyor ama ya. Yine ya Resulullah Efendimiz'e biraz sonra geldi. Ya Resulallah bana nasihat etsen. Peygamberimiz biraz böyle şey oldu. Hani sıkılır gibi oldu. O an hemen Cebrail Aleyhisselam indi, ayet. Abese ve tevelle. Ey Habibim, ama olan sana geldi, nasihat istiyor. Sen gittin defalarca kendini yıpratıyorsun. Gittin Ebu Leheb'lerle, cehillerle uğraşıyorsun. Habibim, sen, senden nasihat istenlere git. Artık onları bırak. Çünkü onların kalbi işte mühürlendi. Hidayet edecek olan benim dedi Allah Celle Celaluhu. O yüzden günümüzde nice insanlar var. Kainatta gözümüzün önünde, bu ahmaklıktır işte. Aklı eriyor aslında. Ebu Cehil dahi ne dedi? Vallahi dedi, ben Muhammed'in peygamberliğini biliyorum, aslında peygamber. Ama ben yediremiyorum kendime, kabul edemem bunu dedi. Ahmaklığından gittiler. Günümüzde dahi nice mükemmel haller, dinle ilgili, İslam'la ilgili nice güzellikler var ama bakıyorsun adam ağız alınmayacak söz söylüyor. Onlara kendi halinde bırakacaksın. Ya Rabbim bildiğin gibi yap. Bizler nasihatimizi edeceğiz. Kendimize ediyoruz çünkü nasihati önce. O Allah dostlarının sözleriyle. O yüzden Rabbim inşallah hasta olan kalplerimize şifa versin. Bakın bunun çözümünü de söylüyor Ra'd suresi 28. Ne diyor? Ela bi zikrillahi tatma'innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle huzur bulur, mutmain olur. E hani zikrullah yoktu? Hani neden Allah'ı zikrediyorsunuz? Halakalar neden kuruluyor? Bunlar saçma şeyler. Peygamberimiz zamanında bunlar yoktu diye hikaye uyduranlar, Allah Celle Celaluhu'nun Ra'd suresi 28'inde bize söylediğini hiç bakmıyorlar. Kalpler ancak Allah'ı zikir ile huzur bulur. Ancak ne demek? Sadece. Yani huzurum yok, psikologlara gidiyorum, canım sıkılıyor, daralıyorum, duvarlar üstüme geliyor. Nice mümin kardeşlerimiz var. Psikolojik tedaviler gören. Psikolojik tedavilerin en büyük şifası işte Allah ve Resulüne dönmektir. Şafi olan Allah şifa verecektir. Tabii ki doktora gitmeyin demiyoruz. Doktora gidilecek, tedavi olunacak. Ama şifa için Rabbimize de yönelilecek. Namaza, Kur'an'a yönelilecek. Allah'ı zikre yönelilecek. Çünkü kalplerin huzuru zikirledir diyor. İşte Cenab-ı Hak mahlukatı, insanın da sahip olduğu iyi ve kötü huyları temsil edecek şekilde çeşit çeşit yaratıyor. Ya kötü huylara benzer hayvanlar da var kainatta, ya da bitkiler. İyi huylular da var. Terbiye olmamış ve gönül alemleri huzura kavuşmamış insanların İç dünyaları da
sanki birçok hayvanın barındığı bir ormana benziyor. Mizaçlarına göre her birine adeta bir hayvanın karakteri gizli oluyor. Mevlana Hazretleri şöyle anlatıyor bize bunu. İnsan diyor bir ormana benzer. Evet sevgili dinleyicilerim, önemli buralar. İnsan bir ormana benzer. Nasıl ki ormanda binlerce domuz, kurt, temiz ve pis huylu hayvan varsa, insanda da her türlü güzellik ve çirkinlik vardır. Nice insanlar var, yüzüne bakınca mutlu oluyor insan. Ya bu nasıl bir güzellik? Konuşuyor naif, mütevazı, Allah Allah. Kimine bakıyorsun kibrinden, o insanları aşağılayan hallerinden. Aman ya Rabbi ya, nasıl oluyor bunlar diyorsun. Bu kadar kötü insanlar, bu kadar iyi insanlar. İşte her insana baktığında o kalbine doğru bakın ve burada bir ruh ve nefis var. Bu adamın nefsi galip gelmiş. Allah'ım hidayet ver diye dua edelim. Bakın o yüzden bizler de Allah muhafaza Rabbim kalplerimizi karartmasın. Rabbim kalplerimizi kötü huylarla doldurmasın, güzel huylarla doldursun. Rabbim ruhumuzu galip getirenlerden eylesin. En önemlisi bu. İşte kimi diyor tilki gibi kurnaz, kimi sırtlan gibi yırtıcı. Bakın insanlar, tilki gibi çakallar var değil mi? Kötü niyetliler. Kimi de diyor karınca gibi muhteris bir biriktirici. Malını biriktirir de biriktirir. Aslında o karıncanın kötü huyudur. Saklar da saklar. İnsanda diyor mal saklamak yoktur. Rezak olan Allah'tır. O yüzden bir ev daha alayım, aman oğlumu ev alayım. Yani senin oğlunu Rabbin senin kadar düşünmüyor. Sen Allah Celle Celaluhu Rezzak benim derken sen daha çok düşünüyorsun. Malının zekatını vermiyorsun. Yetimin başını okşamıyorsun. Sadaka vermiyorsun. Bir ev daha alayım da kredi çekeyim. Oğlum da rahat etsin. Senin oğlunun rahatlığını yoktan var eden Allah Celle Celaluhu düşünmüyor. Sen düşünüyorsun. Aman ya Rabbi. Hani hepimiz yapıyoruz bunu. Abartıyoruz bazı şeyleri, abartıyoruz. Bunu yapmayın demiyorum. Ama hayır yolunda yarışanlar kazanacak. Hazreti Ebubekir Tebük gazvesine bütün her şeyiyle geldi. Hazreti Ömer gelirken de malının yarısını getirmiş, bu sefer Ebubekir'i geçtim dedi. Ve bir geldi, ya Ömer ne getirdin? Ya Resulallah malımın yarısını getirdim. Evde bir bu kadar bıraktım. O zaman Ömer Efendimiz daha zengin Ebubekir'den. Ebubekir Efendimiz'in malı daha az. Ama Ebubekir Efendimiz bir geldi. Ömer de orada, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ebubekir Efendimiz dedi ki: "Ya Ebubekir malının ne kadarını getirdin?" dedi Resulullah Efendimiz. "Ya Resulallah tamamını getirdim." "Ey Ebubekir eve ne bıraktın? Evde ne bıraktın?" "Ya Resulallah, evime Allah'ı ve Resulünü bıraktım." dedi. Aman ya Rabbi. Neden onlar insanların en üstünü anlıyoruz değil mi? Rabbimize merhamet ediyor, malınızın 1/40'ını zekat verin diyor. Bizler geliyoruz, sahabe efendilerimizin ismini ağızda sakız gibi radiyallahu anh dahi demeye, Allah'ım ondan razı olsun demeye dahi üşeniyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh demiyoruz. Resulullah Efendimizin hele adı anıldığında hemen sallallahu aleyhi ve sellem içinizden de olsa ona hürmet, ona saygı, sahabeye saygı. Onlar çünkü en zor zamanlarda İslam'ın yeşerdiği ilk günler bütün eziyetlerin içinde Ebu Bekir'i öyle dövdüler, öyle perişan ettiler ki. Ama Muhammed ne diyorsa doğrudur dedi. İşte sevgili dinleyicilerim, ormanda nicesi karınca gibi biriktirici, kimi de yılan gibi zehirleyicidir. Kimi okşayarak ısırır, kimi sülük gibi kan emer. İnsanların içinde yok mu bunlar? Güzel yüzlü olur, iyi davranır, halbuki plan farklı. Adam münafık, adam kafada başka bir şey planlıyor. İçinde haset ile çıldırıyor. Yüzüne gülüyor ama arkandan iş çeviriyor. Allah Celle Celaluhu bu huylardan bizi muhafaza eylesin. Sülük gibi kimi yapışır diyor, kan emer diyor, kan. Malı var diye insanlara yakınlık gösterir. Bu adam zengin, bununla arkadaş olayım der. İşte bunların her biri ayrı ayrı hayvanlarda bulunan karakterdir. İşte insanın vücudundaki nefis karakterleri kimden almış?
hayvanların kötü huyundan. O yüzden nefsi hayvani denir buna. Sonra ne olacak? Bir de ruhu sultani olacak. İşte nefs hayvanları terbiye ediyorsun. Bir köpeği terbiye ediyor adam. Nasıl? Mesela polisimizin, devlet teşkilatımızın narkotik köpekleri var. 500 metreden gidip buluyor, kokluyor, ediyor, bir şeyler yapıyor. Bir tane sirke çıkıyorlar. Köpek o kadar akıllı ki sanki gazeteyi getir diyor. Gidiyor odadan dolabı açıyor, gazete getiriyor, bir şey yapıyor. Yani o köpek dahi eğitiliyor. Adamlar filleri eğitiyor, filleri. Aslanlara eğitiyor, sirklerde aslanlar adamın dediğini yapıyor. İşte bizler de nefsimizi bu kötü huylu köpekler, hayvanlar gibi düşünüp eğiteceğiz, öğretmen olacağız. Herkes bir öğretmen olacak. Ruhunun sesine kulak verecek. Ruhunun sevdiğine kulak verecek. Ruhun yolu Allah ve Resulünün yoludur. Rabbimiz ne diyor ayetinde? Sana ruhtan sorarlar Habibim. Ruh Allah ve Resulünün yolu üzeredir işte. İşte bir ehli basiret, terbiye olmamış nefsin ihtiraslı halleri karşısında manidar ve hikmetli sözleri şöyle söyler. Ehli basiret ne? Bu hakikatle basiret gözüyle gören bir Allah dostu. Ne diyor? Ey insanoğlu! Alem yaratıldığından beri hiçbir kuş komşusundan daha fazla yuva yapmaya uğraşmadı. Hiçbir tilki saklanılacak tek bir kovuk bana yetmez diye kendini harap etmedi. Hiçbir sincap bir değil de iki kış yetecek kadar ceviz biriktirmediği için endişe ederek ölmedi. İşte rızık endişesinin kötülüğünden bahsediyor. Ve hiçbir köpek yaşlılık yılları için biriktirmiş kemiği olmadığını dert ederek uykusuz kalmadı. Ben yaşlanınca ne olacağım? Aman şöyle olacak mı? Aman evim arabam olsun. Aman şöyle olsun. Aman aman aman. Yani ölecek adam 70 yaşında. Hala ne kadar cimri insanlar tanıyoruz değil mi? Bir çay ikram edecek kadar olmayan. Daha çok alayım, daha çok. Ya 70 yaşındasın abi, gireceksin toprağa. Allah için ne olur yalvarıyoruz. İşte dua, dua. Herkese dua etmemiz lazım. O yüzden kendini manevi bir terbiye ile nefsinin o sultanından, sultanlığından kazanmak için uğraşıp nefsin kötülüklerinden kurtulamamış, dolayısıyla sağlam bir karakter inşa edememiş olan insan böyle kötü huyların içinde debelenip duracak. İnsanın bütün davranış, hal ve hareketleri iç aleminin aynası. Bakın, bir insanın dış görüntüsündeki davranışı, konuşması onun kalbinden çıkan sözler kalbinin temizliğini ortaya çıkarır. Hani insan benim kalbim temiz diye böyle laftalar atıyor ya, adamın sözüne bakacaksın, yalan söylüyor mu, dedikodu gıybet var mı, günah var mı, bakacaksın Allah'ı seviyor mu, kulluk var mı, Resulullah Efendimiz'i hiç acaba bu adam adına bahsediyor mu? Birkaç gün konuştun, hiç dinden, peygamberden. Bütün gün siyaset, bütün gün ekonomi, bütün gün futbol, spor. Tamam, futbolla takip et. Tamam, siyaset de yap. Ama bunların ötesinde bir kardeşinle buluştuğunda ya Rabbimiz ne güzel diyor şu ayetinde. Hadi ezan okudu kardeşim namaza. İşte böyle dostlar edinmemiz lazım. Bizlere Allah'ı ve Resulünü sevdirecek dostlar edinmemiz lazım. İnşallah Rabbimiz bizi salihlerle beraber eylesin. Rabbim bizi sadıklarla beraber eylesin. İşte biz şöyle düşüneceğiz bu sohbetimizin. Sonlandırıyoruz yavaş yavaş. İnsanın şu fani hayatını ziyan ederek sefalete düşürmesi, zahirinde ve batınında yaşadığı, içinden çıkılması çetin olan çelişkilerden ileri geliyor. Hep içinden çıkamıyoruz, nefsimize uyuyoruz çünkü. Aslında bu şeyler insanda Allah'a yaklaştıran en üstün faziletler ile onu yaratılış maksadından uzaklaştıran en düşük hayvani rezilliklerin bir arada bulunması. Şifreyi anladık mı? Neden namaz kılmak zor? Neden sabah kalkmak zor? Çünkü nefis izin vermemeye çalışıyor. Hani teyakkuz halinde, savaş halinde kalp alarm veriyor. Ruh bir hayır yapmak istiyor. Camide bile cumada hoca bir şeyler hayır yapın diyor. İlk önce düşündüğün hep ruhundandır diyor. Ya bir 50 lira vereyim hadi Rıdvan, kır şu şeyin belini ya şeytanın. Çıkana kadar 5 liraya düşüyor. Aman diyor, şimdi yemek yemedin daha. Aman eve akşam şey alırsın, çocuğa bez alırsın.
O hayrını dahi düşürüyor yani. O yüzden ilk düşündüğünüz Allah yolunda feda edin ya. Cebinizde 10 lira var. 5 lirayı yolda gördün mendil satan bir ablaya ver ya. Acaba bu ne yapacak? Acaba bunun gerçek ihtiyaç sahibi mi? Acaba beni kandırıyor mu? Kardeşim sen kimsin bunları düşünüyorsun ya? Sen Allah yolunda yaptığın hayrını, sevabını aldın, bak işine. O ister o parayı gitsin harcasın gitsen, ister cebinde senden zengin olsun. Yani sen Allah için şöyle düşünmeden bir ver, onun mutluluğunu bir yaşa ya. İnşallah. Rabbimizi cömertlerden eylesin. İşte bu sohbetimizde çare ne peki? Ruh ve nefisin bu mücahidesinde çare? İşte insan o terkibindeki nefsi daima terbiye edilmesi gereken bir binek olarak görmeli. Ve ona bu kabulün gerektirdiği şekilde muamele etmelidir. Nefsini kabul ettireceksin. Benim namaz kılmam lazım. Rabbim bana emrediyor, ey nefis beni engelleyemezsin. Dur artık, yeter, sus artık demesi lazım. Ancak bu şekilde nefsinin hayvani hoyratlığından insan kurtulacak. İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle diyor. Onun sözüyle bitirelim inşallah. Ruh diyor bir süvari, beden bir at gibidir. Süvarinin mahir, atın da zinde ve sıhhatli olması gerekir. Eğer süvari mahirse atı istediği tarafa yönlendirir. Şayet aciz ve bilgisiz ise o an gelir, sakin gibi gözüken at onu kendisiyle beraber uçurumdan aşağı atar. Yani atı sürecek süvari onun dizginlerini iyi tutması lazım. Bizler de nefsimizin dizginlerinden tutup Allah ve Resulünün yolunda ibadet, Kur'an, zikir yolunda yaşamamız lazım. Evet sevgili necerim, Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun.